Bu bizim telimiz. Gelin teli olarak bilinir. Eski dönemlerde de gelinlerin saçına bağlanırdı zaten. Bunlardan güzel bir sanat elde ediyoruz. Bunlar daha çok anneannelerden, babaannelerden ya anneannelerimiz belki anneannelerinden öğrenmiştir. Tel kırmayla çeyiz adına her şey yapılabiliyor. Aslında gelin örtüleri, hani gelinlerimizin kına yakılırken başına örtülüyor. İşte eldiveni yapılabiliyor. Şöyle göstereyim isterseniz. Kemeri, hani bunlar yapılabiliyor. Bohçalarımızı yapabiliyoruz. Oda takımları yapabiliyoruz. Ne bileyim artık görsele de çevirip çantalarımızda uygulayabiliyoruz. Ayakkabı yapabiliyoruz, kıyafet yapabiliyoruz. Yani aklınıza gelecek, hatta en son plakete bile çevirdik. Bunun kendine özel bir iğnesi var. Yatsı bir iğne. Hani normal bir dikiş iğnesiyle yapılmıyor. Yatsı bir iğnesi var, gümüş iğne oluyor. Bu kareli kağıda çiziyoruz, desenimizi önümüze alıyoruz. Tek 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 işleyerek yapıyoruz. Her nakışta olduğu gibi gözler gidiyor tabii yani gerçekten. Hani dikkat isteyen bir iş açıkçası. Bize daha çok yararı var. Ne yararı var? Gerçekten ben mesela gün içinde çalışıyorum. Akşamları alıp elime 10 dakika, 15 dakika bile yapmak beni dinlendiriyor. Çünkü neden? O anı kendime ayırıyorum. Ben Nagihan Tekin, Bursa doğumluyum. Evliyim, iki çocuk annesiyim. Lise mezunuyum. Görüldüğü üzere yaptığımız iş nakış, nakış bölümü mezunuyum. Tel kırma nakışın tabii bölümlerinden biri. Nakış nedir diye sorarsanız el ve makine nakışı olmak üzere ikiye ayrılıyorlar. El nakışlarının içine geleneksel olan Türk işi, hesap işi, Antep işi, Maraş işi, ondan sonra Çin iğnesi, tel kırma birçok daha bölümleri var bunların. Bir de makine nakışı olarak yapılıyor. Beyaz iş, dantel angres bu tarz şeyler yapılabiliyor. Tel kırma onlardan biri. Bu bizim telimiz. Gelin teli olarak bilinir. Eski dönemlerde de gelinlerin saçına bağlanırdı zaten. Bunlardan güzel bir sanat elde ediyoruz. Şöyle bir petek tülümüz var bizim. O tülün üstüne belirli sayı ve ölçülerle telimizi iğnemize geçiyoruz. İğnemiz yassı bir iğnedir. Belirli bir sayısı var. O sayıya göre sayarak şu şekilde belli bir yerden giriyorum bir petekten.
İkinci peteği boş bırakıyorum. Üçüncü petekten çıkarak belli bir miktar çekiyorum. Çektikten sonra şurada kitleme hareketini yapıyorum. Yani telimi tülüme sabitlemiş oluyorum. Elimde küçük bir hareket yapıp iğnemi gittiğim yöne doğru çevirip ilk yaptığım işleme giriyorum ve sol taraftan çıkıyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra telime şekil veriyorum, yön veriyorum daha doğrusu ve sona kadar çekiyorum, sabitliyorum. Daha sonra tekrar elimde iğnemi dönüş yaptırıyorum. Tam karşısına gelen peteğe ve bu sefer alttan çıkıyorum. Bu şekilde tamamlamış oluyorum. En son işlem olarak da içten geçiyorum. İğnemi bırakıyorum. Şu alttan gelen telimi çekip ortadaki kemere bastırıyorum. İğnemi çekiyorum. Bu sefer geri yatırıyorum. Geri yatırdıktan sonra da tekrar bir baskı uyguluyorum. Bu hiçbir zaman tırnak olmaması lazım. Yani tırnak çünkü keskin bir şekil ortaya çıkıyor. Öyle değil. Yani yanıyla, üstüyle. Bu şekilde hareketimi yaptıktan sonra böyle sallıyorum ve tel tamamen ayrılıyor. Yani tel kırma bu şekilde tek 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 kırarak bütünüyle deseni oluşturana kadar yaptığımız bir sanat. Bunlar daha çok anneannelerden, babaannelerden ya anneannelerimiz belki anneannelerinden öğrenmiştir. Ben de açıkçası sandıklarda gördüğüm bir iştir. Nakış bölümünü seçmemin bir nedeni de benim gerçekten tel kırmaya ve tel sarmaya olan aşkı derler ya insanın. Öyle sevdasıyla başladığım bir yolculuktur nakış bölümü benim. Daha sonrasında kendimi bu yönde araştırmalara verdim. Araştırdım nasıl geliştirebilirim derken hoş bir şey sağladım kendime göre. Yani tamamen işçiliği öğrendim. Bu tel kırmayı genelde bayanlar yapıyor. Yani bu sanayi gibi toplucuna çıkartılan bir iş değil tabii. Yani sadece bunu yapmak için bu mesela bir başörtüsü olacak. İlk önce tülümüze işliyoruz. Gösterdiğim gibi de tek tek işleniyor. Hani böyle başlayayım da sonuna kadar götüreyim bir iş de değil. Bir tane bir tane yani tamamen bir emek. Sonra bu işlem bittikten sonra bunu işte demora, ipeğe ya da farklı kumaşlara monte ettiriyoruz. Ucunu farklı yapıyoruz, iğne oyasıyla bütünleştirebiliyoruz. Yani bayanlar daha çok yapıyor. Yani bir beyefendinin elinde görmedim açıkçası. Bayanlar yapıyor ve bununla da evlerine katkıda bulunabiliyorlar. Çünkü çeyiz, biz Türk milleti olarak biliyorsunuz çeyizi severiz. Kızlar ne kadar da olsa anne çeyiz yapma dese de biz ille kız sandığını doldurmayı severiz mesela. Onun için talep gören de bir iş. Albenisi de çok. Hani şıkır şıkır. Onun için ev hanımları yapıyor daha çok yani. Yaşlı bir komşu teyzemde yaparken gördüm. İlk görüşüm oradaydı benim. Ama annemlerde de mendiller vardı. Hani anneannemden kalma. Çehre deniyor galiba onlara. Tabii böyle bu kadar profesyonelce değil ama daha ince tel, hatta altın tel, daha da ince. O tellerle yine güzel figürler, karanfiller, laleler o tarz gördüm. Hani sandıklarda gördüm ama yaşlı bir komşu teyzemiz vardı. İlk onda görmüştüm. Sonra da bölümünü okuduğum zaman zaten ilerletme ve tamamen tanışma işim o şekilde devam etti diyelim yani.
Unutulmaya yüz tutmuş sanatlar bunlar. Onun için mücadelemiz biraz daha onun üzerine. Çünkü modern sanatlara daha bir düşkünlük olmaya başladı. Hani insanlar böyle çeyizden uzaklaşmaya başladı açıkçası. Hani bu unutulmaya yüz tutmuş birçok sanatta da böyle. Daha çok modern şeyler yapmaya, hani basit ama gösterişli şeylere yöneldiği için insanlar unutulmaya başladı. Unutulmasını istemiyoruz. Halk eğitimler de böyle. Aynı zamanda ben halk eğitimde de bunun dersini veriyorum. Sağ olsunlar onların destekleriyle bu unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımızı ev hanımlarına ya da işte yani isteyen herkes tabii sadece ev hanımlarıyla hani şey yapmayalım, çalışan bayanlar da geliyor. Hepsine öğretmeyi ve onların da çocuklarını ya tamamen kaybolsun istemiyorum. Çünkü araştırdığımız zaman kaybolan birçok sanat var. Onları da hatta mümkün olduğunca ortaya çıkartmak çok önemli yani. Tel kırmayla çeyiz adına her şey yapılabiliyor. Aslında gelin örtüleri, hani gelinlerimizin kına yakılırken başına örtülüyor. İşte eldiveni yapılabiliyor. Şöyle göstereyim isterseniz. Kemeri, hani bunlar yapılabiliyor. Bohçalarımızı yapabiliyoruz. Oda takımları yapabiliyoruz. Ne bileyim artık görsele de çevirip çantalarımızda uygulayabiliyoruz. Ayakkabı yapabiliyoruz. Kıyafet yapabiliyoruz. Yani aklınıza gelecek, hatta en son plakete bile çevirdik. Güzel de oldu, hoşuma da gitti, onu da yaptık. Yani tepsiler var önünüzde olduğu gibi. Ya evinizdeki her köşede kullanabileceğiniz bir şey yani. Üstümüzde hatta kıyafetlerde de çok kullanıyoruz. Hani şu an modalcılar da çok beğenerek kullanmaya başladılar. Güzel de oluyor. Düşünebildiğiniz her yerde kullanabilirsiniz yani. Eskileri de devam ettiriyoruz. Bulmaya da çalışıyoruz aslında. Ne oldu? Biz şimdi çok da fazla dışına da çıkamıyorsun. Kendimiz belki çizebiliyoruz ama kaneviçe desenlerinden yararlanmaya başladık. Çünkü benziyorlar birbirlerine işlenme şekli. Hani hesap işinden desen alabiliriz. Ama ne oluyor? Modern bir şey yapamıyoruz. Gene geçmişe bağlı kalarak yani. Hani yine antika değeri olan ürünleri devam ettiriyoruz aslında. Hani çok fazla belki kareler, dikdörtgenler yapabiliriz ama çok böyle hani ne bileyim bir doğa resmi, bir meyve resmi falan yapamıyoruz. Bunun kendine özel bir iğnesi var. Yatsı bir iğne. Hani normal bir dikiş iğnesiyle yapılmıyor. Yatsı bir iğnesi var. Gümüş iğne oluyor. Şurasında bir ya da iki tane delik oluyor. İkili ya da tekli deliği olanlar var. İki deliğin olmasının nedeni birinden geçirip ikinciden de geçirdiğimiz zaman sabitlemek amaçlı yapılıyor. Ondan sonra şöyle makara telimiz var. Gümüş tel. Bunlar renk renk oluyor. Bakırı oluyor. İşte altın rengi var. Hatta şu an bir sabunla renklendiriyoruz da hatta gümüş olanı tamamen biz maviye, yeşile, pembe tonuna renklendirebiliyoruz da. Bunlardan sonra işte bir kasnak ve bir de tül kullanıyoruz. Tel kırma tül üzerine yapılıyor. Tel sarma kumaş üzerine yapılıyor. Yani şu bir tel sarma. Bu desen çizilerek. Bu tek tek yapılarak yapılıyor. Yani bunu kumaşa desene geçiriyoruz. O desenin üstünden verev sargılar yaparak tel sarmamız oluyor. Ama bu öyle değil. Bu kareli kağıda çiziyoruz. Desenimizi önümüze alıyoruz. Tek 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 işleyerek yapıyoruz.
her nakışta olduğu gibi gözler gidiyor tabii yani gerçekten. Hani dikkat isteyen bir iş açıkçası. Bize daha çok yararı var. Ne yararı var? Gerçekten ben mesela gün içinde çalışıyorum. Akşamları alıp elime 10 dakika, 15 dakika bile yapmak beni dinlendiriyor. Çünkü neden? O anı kendime ayırıyorum. Ve ortaya da güzel bir şey çıkması. Artı şey, başka işler gibi de böyle çok şeyi de yok. Hani teferruatı da yok. Hemen tülümü, telimi, makasımı alıp böyle çantama koyup gittiğim yerde de oturduğum yerde hani bir destek istemiyor. Başka nakışlar biraz masa desteği falan ister. Çünkü iki el kullanılacak altta üstü. Bu öyle değil. Hani komşuna da giderken hemen al, git yaparken de mutlu ol. Bizim zararı ne? Tülümüz çok hassas. Aslında çok tezat ürünler. Yani fark ettiğiniz üzere tel ve tül. Gerçekten birbirlerine çok ayrı malzemeler. Ne oluyor? Arada bir yırtıyoruz. O biraz üzücü oluyor. Hani koca bir işi yapıp bir taneyi çektiğin zaman tülümüz yırtılabiliyor. Çoğu zaman kamufle etmeye çalışıyoruz ama ille bir görüntüde tabii bir hata oluşmaya başlıyor. Tek üzüntüsü o olur yani. Yaptığımız için ziyan olmaz. Bir katip beyefendinin kızının ilk yaptığını ve ilk çeyizinde onun çeyizinde görüldüğünü biliyorum. Yani 17. yüzyıla dayanan bir sanat. Çok eski, her nakış gibi aslında. Diğer nakışlarımız da öyle. Geleneksel zaten eskiye baktığımızda eskiler daha fazla işler yapmışlar. Bizim şimdi elimizde olanaklar olabildiğince çok ama eskilerin o yaptığı ışıkların altında hani fitillerin, ne, gaz lambalarının, mumların altında yaptıkları işler kadar iş çıkartamıyoruz aslında. Hani şimdi de tamam çalışıyoruz, ediyoruz falan ama eskiden daha ağır işler varmış. Büyük bir ihtimalle hani çeyize de düşkünlük var ya eskiden gelen bir gelenekte. Çeyize de olan düşkünlüğümüzden dolayı hem de büyük bir ihtimalle bir rahatlamak, bir dinlenmek amacıyla yapıldığına inanıyorum. Şimdi teknoloji tabii çok fazla elimizde. Desen bulmamız kolay, ürün bulmamız kolay, her şeyi çok kolay elde ediyoruz. Ki onlar ellerinde olduklarıyla yapıp mutlu olmuşlar mesela. Kayınvalidem, annem olsun falan gösteriyorlar yani bunları biz işledik ki gerçekten mum ışığında işlemişler. Hani o zaman onlarınki mum ışığı. Bizim yani her şey elimizde olmasına rağmen unutmaya götürüyoruz işi yani. Unutulmasın diye de bakanlığımız destek oluyor. Çok sağ olsunlar Kültür Bakanlığımız. Belirli hocaları bunu yaşatması için ödüllendiriliyor diyelim, bir kimlik veriyor. Hatta o kimlik sahibiyim kendim de. Yani amacımız ömrümüz yettiğince bu işin gitmesini. Yani belki 10 kişiye öğretiriz ama bir kişi bunu bir tık ileri taşırsa çok mutlu olacağız yani. Hani amacımız unutulmasın, daim yaşatılsın. Şimdi sadece çeyiz olunca belli bir şeyden sonra sandık içinde kalınabiliyor. Bunun evet bence hani çantalara, ayakkabıya, kıyafete, eşarbın bir köşesine ya da tokaya, taca, kolye ucuna hani bunlara taşınmasını istiyorum. Çünkü dediğim gibi belki bunlar çeyizde kalacak, bunlar daha çabuk unutulur. Ama bir kolye taşıdığı zaman bir bayan ya da çantasında, ayakkabında görünce en azından şey oluyor. Aa ben bu işi görmüştüm birinde. Hani sadece sandıkta dursa görme ihtimali daha az ama dediğim gibi aksesuar olarak kıyafette, ayakkabıda, çantada ben karşı değilim yani. Hoşuma gidiyor aslında.
gündelik kullanım için biraz şey, abiye kalır açıkçası. Hani ama takıyı kullanabilirler. Hani yüzüğü, küpeyi, takıyı belki kullanabilirler ama işimizin verdiği bir ışıltı, hani fark edildiği üzere, daha böyle kibar kullanılması gereken, daha gösterişli kıyafetlerde, hani abiyeye biraz daha giriyor. Gelinliklerde, işte tuvaletlerde, ne bileyim, bir takım elbisenin yakasında, işte bir feracede tamamen işlenebilir. Hani kıyafette kullanılabiliyor ama malzememiz biraz kibar malzeme olduğu için hani her zaman da giyilsin, gezilsin, o biraz olmaz. Ama küçük şeyleri, işte çantasını, ayakkabısını, belki takısını gene bir düğün davetinde şu daha hani ağır olmamak şartıyla kullanabilir tabii. Ben bu tülü işledikten sonra, gördüğünüz üzere, bunu istediğiniz her yere monte edebilirsiniz siz. Yani biz bunu ille de bir örtüyü yapacağız diye, ille bir başörtüsü, ille bir takım yapacağız diye bir anlamı yok. Siz istediğiniz her yere bunu götürüp monte edebilirsiniz. Yani gelinlikte de böyle. İstenilen model işlenir. Her yere de atılabilir. Zaten ışıltısı çok olduğu için bütünüyle tüle işlendikten sonra onu modacımız istediği gibi dikip dizayn yapabilir yani. Gelinlikte de çok güzel kullanılır. Tel sarma da kullanılabilir. Tamamen önü bütünüyle tel sarma işlenir. Çünkü tel sarma bir nevi Maraş işi gibi de görünüyor zaten. Onun için tel sarma da kullanılır. Yani gelinlikte çok rahat kullanılabilen bir materyal. El işine çok fazla böyle şey görülüyor. Hani aman işte 2 güne yapmışsın falan, ama öyle değil yani. El işi gerçekten günlerini, aylarını alan işler. Hani bir makina gibi değil. Akşam akşam modeli çizip sabahleyin basabildiğimiz bir iş değil yani. El işi sonuçta. Hani bütün gün otursak belki böyle bir örtüyü bir haftaya çıkartırım. Bir haftaya çıkarttığım bir işin de bir emeği, bir fiyatı olması lazım. Ama insanlar tabii fazla görüyor. Artık arada anlaşabiliyoruz. Kimler alıyor? Daha çok kızlarına çeyiz düzenler alıyor tabii. Hani söz mendillerini tepside süslemek için istiyorlar falan mesela. Yani daha çok çeyiz üzerine alınıyor. Ama kıyafet falan da isteyen oluyor. Onlara özel işliyoruz. Ondan sonra ellerine teslim ediyoruz. Şu şekilde istediği modeli işliyoruz. Tülüyle teslim ediyoruz. O artık götürüp istediği yere monte ettirip kıyafetle bütünleştirebiliyor yani. Kıymetli mi? Çok kıymetli. Zaten eskiye dayanması zaten onun ne kadar kıymetli olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Çok kıymetli bir iş bana kalsa. Ya ben hayranlıkla severek yapıyorum ve herkes sevsin diye de mücadele veriyorum. Gösterdiklerim de çok beğeniyor gerçekten. Hani ilk açtığın zaman çok beğenilen bir iş. İşkur'da bu tarz bayanlara iş istihdamı sağlıyor. Nasıl oluyor? Günün her günü 5 gün boyunca sabah 9, akşam 4 bizim normal mesai saatlerimizde geliyorlar, bu işi öğreniyorlar ve sonrasında bu işle ilgili gelinlikçi olsun, işte ne bileyim bir modacının yanında bu çalışabiliyorlar. Aynı zamanda da İşkur'un desteği olduğu için geldikleri gün kadar da para alıyorlar. Çok güzel bir şey İşkur'un bu sistemi, gerçekten çok güzel.
ve unutulmaya yüz tutmuş sanatları genelde ele alıyor. Geçen sene Maraş işini yaptık. Bayanların çoğu şimdi ev işleri gerçekten hani çok değerli olduğu için bazı insanlar ulaşamıyor tabii. Ama çok da beğendiği için kursa gidip kendi kızının çeyizine yapıyorlar. O şekilde gelenler var. Birçok öğrencim bundan artık para kazanıyor. Mesela bir öğrencim hala dua eder bana. Ben ona takılar öğretmiştim. Ve takıdan çok çok iyi paralar kazandı. Takı da şu. Materyali hazır alıyoruz. Şu gördüğünüz kısmı işliyoruz. Belirli bir teknikle onu bir güzel ikisini birbirine monte ettikten sonra da yapıştırıp sabitliyoruz. Hoş bir takı oluşuyor yani bu kolye olan. Belli bir teknik ve ölçüye göre bir kalıp çıkartıyoruz diyelim. Kalıbımızı çıkardıktan sonra o kalıbın üstünde tel kırmayı size anlatmıştım tek tek yapılan bir iş. Tek 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 bu alanı doldurana kadar tel kırma yapıyoruz. Bittikten sonra tülümüzden bir pay bırakıp kesiyoruz. Sonra altını teğelliyoruz. Siyah bir kumaş da alıyoruz. Siyah kumaşta niye siyah kumaş alıyoruz? Ya da yaptığımız renge uygun kumaşlar. Şurada göründüğü gibi bunu da gösterelim. Şimdi sadece tül belki kendini çok göstermeyebiliyor. Ama kumaşla monte ettiğimiz zaman desen tamamen ortaya çıkıyor. Tamam mı? O altına bir zemin koyuyoruz. Siyah bir işte astar olabilir, saten olabilir. Onunla birlikte tel alıyoruz. Ondan sonra büzüyoruz ve bu materyalimize yapıştırıyoruz. Hoş bir takı oluşuyor. Bunun takımı da var mesela. Şu an biz sadece kolyeyi gösteriyoruz ama bu yüzük, kolye ucu, yaka iğnesi olabiliyor. Çift yaka iğnesi olabiliyor. İşte birçok materyalleri var. Bir kişi oturduğu zaman bundan iki takım işleyebilir yani. Güzel bir fiyata da satarsa oturduğumuz yerden hani ne kadar takımımın 75-100 lira arasında vardır tam takımımı. Yüzüğü, kolyesi, küpesi ve bilekliği oluyor. Bir günde iki tanesi çıkarsa satabilirse de evine bayağı bir katkıda bulunmuş oluyor yani. Sabit renklerimiz var bizim. Şu mesela bizim bakır telimiz. Bu kendinden bakır rengi. Bu bakır telimiz bizim. Bu da gümüş. Bu ikisi ana rengimiz. Bir de bunun metreyle satılan altın rengi var. O biraz daha değerli. O metreyle satılıyor ve daha fiyatlı. Şimdi ne yaptık? Renklendirmeyi yapıyorlar arkadaşlar. Ben de öğrendim. Kükürtlü sabunumuzla sıcak suyun içinde telimizi topluyoruz. Belli bir miktar boşaltıyoruz. Bir teli boşaltıyoruz diyelim. Sonra o suyumuzu kaynatıyoruz. Sabunlu suyumuzu. Süzgecin içine telimizi hani o boşalttığımız telimiz var ya o telimizi koyuyoruz. Kaynayan kükürtlü sabunun içine bunu batırıyoruz. Batırıp çıkarttıkça renk değiştirmeye başlıyor. İlk önce sarı oluyor, hafif kahveye dönüyor, morlaşıyor, yeşilleşiyor. Değişik değişik renkler almaya başlıyor. İstediğimiz yerde renk kartelası. Hani diyorum ki tamam bu rengi çok sevdim. Aldığım gibi soğuk suya koyuyorum onu. Çünkü sabitleştiriyorum. Sıcakta devam ettikçe renk değiştirmeye devam ediyor. Direkt şoklama yapıyorum. Soğuk suya koyuyorum. Sonra silkeleyip onu kenarda kurumasını sağlıyorum ve renkli tel elde etmiş oluyorum. Şimdi. Böyle bir bohça. Gördüğünüz üzere dört tarafı işlenmiş ve çok detaylı bir iş var üstünde. Oturduğun zaman bile en aşağı 15-20 gün sabit otursan bile yani. Çok kolay çıkmayan bir iş. Gösterdim ya tek tek kırıyoruz çünkü biz bunları. Tamam böyle bir işe birçok makara gidiyor dediğiniz gibi. Tülümüz çok fiyatlı değil ama makaramız bayağı bir makaramız gidiyor. Bununla da bırakmıyoruz. Sonra özel kumaşlar, genelde iyi kumaşları kullanıyoruz. İpektir, demordur. Öyle kumaşlarımıza piko yaptırıyoruz.
satışa böyle sunuyoruz aslında. Bunu yapmamızın bir nedeni de dediğim gibi mesela şurada gösterelim. Sadece tülde olduğu zaman netliği çok fazla değil. Şu şekilde görüldüğü üzere. Ama kapladığımız zaman daha net iş ortaya çıkıyor. Şu şekilde ışıl ışıl. Yani emeği çok olan bir iş. Sevilen bir iş. İstenilen, talep gören bir iş yani. Sürekli bu iş üzerine otursa, yani eli de hızlıysa en aşağı 15 gün sürekli yapsa gün içinde. Ama benim gibi akşamdan akşama yapan bir insanın ayda çıkar yani. Yapana ucuz geliyor söylediği fiyat, alana pahalı geliyor. O bir gerçek yani. El sanatının hepsinde böyledir yani. Gerçekten alan çok pahalı der ama yapan da günlerini veriyor, bütün emeğini, belki birçok işini ihmal edip bunu yapıyor. Para kazanmak için belki. Hani böyle bir işi açıkçası 1.000 liradan aşağı verilmez yani. Bir kız için geliniyle, duayla evden çıkması çok önemli. Allah bütün evlatlarımıza nasip etsin, o günleri göstersin. İlk adım olarak da tabii kızımızı istemeye geliyorlar. İstedikleri zaman şöyle güzel bir söz mendili veriyoruz ilk önce damadımıza. Ona diyoruz ki tamam, sözüm söz, nasipse sizin gelininiz olacağız diye şöyle küçük bir söz mendili veriyoruz ilk etapta. Daha sonrasında nişan yapıyoruz. Bursa'da da böyle şeyler çok dikkat edilir yani. Daha sonrasında nişan yapıyoruz. Nişanımızda da gelinimize ve damadımıza bohçalar hazırlıyoruz. Sözümüzü verdiğimiz zaman bir nişan tarihi koyuyoruz ve nişan yapıyoruz tabii. Nişanda da bohçamız çok önemli bizim için. Çünkü bohçamıza kıymetli eşyalarımızı koyuyoruz. Ve gelin evine ya da damat evine götürdüğümüz için bizim için daha değerli, daha güzel işlerle olmasını istiyoruz. Onun için bu böyle düşünülen bir işte tel kırma bence birebir yani. Çok güzel bir iş. El emeği olduğuna önem vermeleri benim için çok iyi, önemli. Yani çünkü hazır bir şey, çarşıda çok hazır şeyler yani. Bunu benim için yaptırmış. Özellikle benim için yaptırmış. Çünkü dediğim gibi hani siz biraz önce demiştiniz. Mesela merdiven altı gibi hani çarşı pazar işi değil. Sonuçta birebir özel, kişiye özel yapılan işler yani. Bir kere bana değer vermiş ve böyle değerli bir hediye yaptırıp bohçamı bu şekilde getirmesi benim için çok önemli. Artı çok da şık zaten. Yani ben bilmiyorum. Ben tel kırmayı çok seviyorum. Onun için bana böyle bir şey gelse ben he derim, hemen giderim yani. Tamam derim, geliyorum derim, evlenirim. Ya tabii tel kırma, yani nakış öğretmeni olmam bir etken. Ama ya el emeği olan her şeyi seviyorum. El emeğiyle yapılan, el emeğiyle gelen her hediyeyi çok seviyorum. Yani şöyle söyleyeyim, ben mesela biraz belki özele girecek ama ben bir misafirliğe gittiğim zaman bir yerden bir fincan takımı almayı sevmiyorum. Bir hafta öncesinden oturuyorum, güzelce işliyorum küçük bir şey. Bu o anki hani elimde olan materyallere göre. Küçük bir kahve tepsisi götürüyorum mesela. Ya da bir şal götürüyorum. Bir filer götürüyorum. Benim için daha değerli yani bu tarz şeylerle. Ya da hiçbir şey yoksa misafirliğe gidiyorum. Acil çağırdıysalar bile
marketten ya da bir pastaneden simit börek alacağıma evde hemen bir kek çırpıyorum. Ben hazırlanana kadar kek pişiyor zaten. Çeviriyorum. Misafirliğe öyle gidiyorum. Neden? Çünkü el emeğini çok seviyorum yani. Bu ne olursa olsun. Yiyecek olsun, içecek olsun, el emeği. Benim için alın teridir. Karşı kişiye verilmiş bir değerdir. Göz nurudur yapılan işler. Emektir. Ya böyle şeyleri daha çok seviyorum. Yani karşı taraf da şey düşünsün istiyorum. Yani benim için yapmış. Bu çok önemli. Ben de öyle şeyleri seviyorum. Yani bana gelirken dediğim gibi en iyi pastaya getireceğini kendi yaptığı iki poğaçayı, iki kurabiyeyi getirse daha çok memnun oluyorum gerçekten. Bunların da bir fiyatı var. Ama aldığımız her şeyin bir fiyatı var. Gelenekseli yaşatmak için birbirimize değerli el emeği, göz nuru, alın teri olan işler götürelim. Sevgili Orhan, ben de hobi olarak burada vakit geçirebilmek için buradayım. Öğrenmenin yaşı yok diye düşünüyorum. Çünkü ilim beşikten mezara kadardır. Ben çok da meraklı bir insanımdır. Her türlü el emeğine karşı olsun. Böyle çalışmalara çok meraklıyım. O yüzden de işte bu yaşları da böyle güzel geçirebilmek için hobi olarak geldim. Yine de faydalı olayım, yine çocuklarıma bir şeyler yapayım istiyorum. Harika bir öğretici. Gerçekten bunu canı gönülden söylüyorum. Çok sabırlı kendisi. Defalarca sormamıza rağmen bize hiç üşenmeden, hiç bıkmadan bize tekrar tekrar tarif ediyor, gösteriyor. Olmadı, kendi eline alıp bize böyle yapacaksınız diye tarif ediyor. O şekilde zevkle çalışıyoruz. İsmim Beliye Sevim. Dağder STK'da Başkan Vekili ve Kadın Kolları Başkanıyım. Dağder'i açacak olursak Bursa'nın kültürünü yani Osmanlı ve Yörük kültürünü yaşatmaya çalışan Bursa'nın en büyük STK'sı Orhaneli, Keles, Büyük Orhan, Harmancık ve Osman Gazi'ye bağlı dağ köylerinin kültürünü yaşatmaya çalışan bir dernek. Tel kırma bizim Yörük atalarımızın daha önce elbiselerin uçlarına, yavuklu mendili dediğimiz mendillerine, gelinlerin süsleme örtülerine işlemiş olduğu Yörük sanatıdır. Bu geçmişten bugünümüze kadar yaşatılmaya çalışılıyor. Unutulmuş bir sanat. Biz Dağder olarak bu sanatı yeniden canlandırma amacıyla ilgili STK'mızda bununla ilgili bir kurs açtık. Sadece tel kırmayla ilgili değil, unutulan Türk sanatlarını yeniden canlandırmak istiyoruz ve bu amaçla da birçok kursu derneğimizde hayata geçirdik.
Nagihan Tekin hocamız bakanlık tarafından tel kırma hususunda belgeli bir hocamızdır. Osman Gazi Halk Eğitim Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz görüşmelerde ve kendisiyle de yapmış olduğumuz görüşmelerde bu konunun gerçekten Bursa'da sayılan isimlerinden bir tanesidir. Bu sanatı en ince detaylarına kadar bilen, işleyen ve bunu kursiyerlerine güzel bir şekilde öğretebilen değerli bir hocamızdır kendileri. Bu yüzden Dağder olarak ve Bursa adına kendilerine müteşekkiriz. İsmim Yaşar Türk, Dağder Genel Başkanıyım. 2 yıldan beri Bursa'mızın en büyük sivil toplum kuruluşu olan Dağder'in genel başkanlığını yürütüyorum. Dağder 5 ilçeden oluşmuş, 35 yıldan beri Bursa'da STK olarak faaliyet gösteren, dünden bugüne, gelenekten geleceğe kendi kültürünü, Yörük ve Türkmen kültürünü yaşatmaya çalışan bir sivil toplum kuruluşu. Dağder 5 ilçeden oluşmuş, bunlardan bir tanesi Harmancık, Büyük Orhan, Orhaneli, Keles ve Osman Gazi'ye bağlı dağ köylerinden oluşmuş bir yapıdır. Aynı zamanda bu ilçelerimizin kendine münhasır bir coğrafi yapısı da söz konusudur. Harmancık'ta son zamanların kırsal turizmini ön plana çıkaracak olan ekoturizmleriyle ön plandadır. Orhaneli Sadağ Kanyonu ile Keles'te Kocayayla ve Keles Bebeği ile gerçekten kamuoyundan kendinden bahsettirmiş olan önemli bir ilçemizdir. Dağder aynı zamanda şu anda kamu yararına çalışan bir dernek görevinde ifa etmektedir. Osman Gazi Halk Eğitim Müdürlüğü ve Dağder İşbirliği ile yaklaşık 300 kişinin müracaat etmiş olduğu 30'a yakın branşta kursun açılmış olduğu, bunların içinde tel kırma, fiyografi ve hasta bakım ve ilk yardım kursları gibi bir sürü kursun bulmuş olduğu kursa öncülük yapmakta olan bir yapıdır. Özellikle tel kırma gerçekten unutulmaya yüz tutmuş olan önemli kültürümüzün bir parçası olarak ifade etmek gerekir diye düşünüyorum. Nagihan Hanım'ın bakanlık tarafından onay almış olan, gerçekten kendi alanında çok başarılı, aynı zamanda usta öğreticiliğiyle beraber bu sanatı en iyi şekilde icra edebilecek olan yetenekli hocalarımızdan bir tanesidir. Bunu kitlemen lazımdı. Tamam. Burcu, sana ders vermekten ayrı bir zevk alıyorum, biliyor musun? Neden? Çünkü senin gibi genç birinin bu işi öğrenmesi çok önemli benim için. Yani belli bir yaştan sonra zaten geliyorlar hobi olsun diye, ama senin gibi genç bir kızın üniversiteye hazırlanırken kendini rahatlatmak için böyle bir sanata gelip öğrenmiş olman çok güzel. Geleneksel sanatları unutturmayın, olur mu? Biz bugün varız, yarın yokuz. Ben de bu işi yapmaktan çok zevk alıyorum zaten. O yüzden geliyorum. Evet, belli. Severek yapıyorsun. Ayşe, sen de çok güzel izle. Tamam mı? İleride zaten izliyorsun ya, annen de yapıyor bunu. Evet. Sen de bir ara öğren bu işi. Tamam, bu çok çok eski bir iş. Geleneksel, yani evet, geleneksel dediğin zaman 17. yüzyıllara, 18. yüzyıllara, yani çok çok eski sanatlar. Bunlar unutulmasın diye biz mücadele ediyoruz. Evet. Onun için bu halk eğitimler bununla mücadele içindeler. Tamam mı? Hani tabii oku, sen oku. Biliyorum ben senin ne olacaktın? Hakim olacaktın, değil evet. mi? Hakim olacaksın. Hakim ol, ama her insanın da bir hobi yapması lazım. Bu gerek spor olur, gerek müzik olur, gerekse böyle geleneksel el sanatları olur. El sanatını yapmasan bile insanlara anlat, olur mu? Olur. Geleneğin ne kadar güzel olduğunu, bu işlerle neler neler yapıldığını sürekli senden küçüklere, hatta ileride evladın olunca ona de, annemle de halk eğitime giderdik de, çok güzel bir sanattı, tel kırma öğrenmiştim de. Unutturma, olur mu sende? Olur. Sözünü aldık. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim.
Adım Burcu Ay. Lise mezunuyum. Bu işe tavsiye üzerine geldim. Sonra çok sevdim. 3 senedir falan da geliyorum. Hocamızla da çok iyi anlaşıyoruz. İlk başta yapar mıyım yapamaz mıyım diye şey yapıyordum. Ama Nagin Hoca anlattıktan sonra daha çok sevdim. Çünkü yani daha kolay anlatıyor. İşi sevdiriyor. Buraya bu yıl başladım ben. Hem böyle bir bize aktife oluyor, böyle kafamız dağılıyor. Daha iyi. Hem elimizde bir işimiz, bir uğraşımız oluyor. Bir hediye, bir yere bir şey yapmak istediğimiz zaman hani elimizde yapıp el hediyesi daha makbul gibi geliyor bana yani. Valla böyle el işleri sevdiğimiz için çocuklarımız, torunlarımız var. Hatıra bir şeyler kalsın istedik. Öğrenene kadar zor. Öğrendikten sonra güzel, zevkli oluyor. Bu sene başladık buraya kursa. Biraz sanatsal olduğunu da düşünüyorum. Biraz tarihi yönüyle de. İnşallah öğrenirsek biz de çocuklara bir şeyler yaparız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.